Şimdi koronavirüs meselesi, hani bağışıklık sistemimizi güçlendirmekten bahsediyoruz. Su meselesi önemli. Uzmanların hepsi çok fazla su tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Göğüs hastalıkları profesörü doktor Süleyman Bülent Arman da aynı şeyi söyledi. Israrla üzerinde durduğu konu bu. Su içmek. Günlük yaşam içinde kişinin devamlı olmasa bile 15-20 dakikada bir, yarım saatte bir birazcık birkaç yudum su veyahut da işte çay içiyorsa çay, kahve içiyorsa kahve, Nescafe içiyorsa o, portakal suyu, ayran suyu, ne içiyorsa içsin, sıvı alması lazım. Neden sıvı alması lazım? Eğer bu ağızda ve burunda olan virüsler, diyelim koronavirüsleri, eğer biz ağzımızı ıslatmazsak, o virüsler sadece orada lokalize olup da kendi haline bırakılırsa, onların canına millet o virüslerin. Çünkü oh diyorlar rahat, bizim için kuru bir zemin, ben de rahat rahat burada çoğalırım, istediğim yere giderim. İstediği yer neresi biliyor musun? İstediği yer doğrudan doğru burada. İki akciğer, istediği yer bu. İki akciğer. Mideye gitmesinde bir sakınca var mı? Şimdi işte onun için mutlaka mutlaka ağzımızın ıslatılması, bir şeyler yudumlamak, içmek. Ne oluyor bu virüsleri? Burun arkasında biriken ağızda gelen virüsleri sindirim sistemine atıyor. İki yol var. Bir, diyelim ki sindirim sistemi burada mide. İkincisi akciğer. Bunların geldiği. Eğer mideye giderse bütün bu virüsler, mide asidi, gene öyle yaratılmış ki mide asidi bunu %100 öldürüyor. %100 öldürüyor. Onun için zaman zaman bir şeyler içmek virüsü alsak bile kazara dışarıdan bu işi yok eder. Ama bunu yapmayıp da akciğere gittiği zaman bir de virüsün öyle bir özelliği var ki bu virüs akciğerdeki proteinlere çok seviyor. Öyle yaratılmış, ne yapalım? Bu bizim kabahatimiz değil. Virüs akciğerlere yallah yallah gidip gidiyor, akciğerdeki proteine yapışıyor. İşte akciğerdeki sorun ondan sonra başlıyor. Bununla ilgili de bir barkı hazırlamışlar. Virüsü akciğere aktarmamak, mideye aktarmak. Onun için dışarılarda dolaşmak tabii ki engellenirse ama ola ki farkında olup veya olmadan bu virüslere temas edip aldığımız zaman eğer arada bir şeyler içersek, ne içersek içelim sorun değil. Soğuk veya sıcak o da sorun değil. Bir de öyle şeyler çıktı yok. Sıcak içince ölmez de soğuk içince ölür vesaire. O da yok öyle bir şey. Ne içersek içelim o mideye onu aktardığım zaman bu iş biter. O zaman da bu sistem normal çalışır ve hastalık oranı çok düşer. Ha, kazara bir şeyler kaçarsa akciğere lezyon az olur. Az olur. Yoğun bakıma giden hastamızda çok az olur. Yoğun bakımdan